Aynı egzersizleri çiftleyerek çalıyoruz. Son 2 3 4 mi 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 fa 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 sol 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 la 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 si 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 do 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 re 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 mi 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 gibi. Aynı şekilde geri dönüyoruz arkadaşlar. Son 2 3 4 sonra alt tele geçiyoruz. Re telinde mi çalacağımız zaman şu mi telinin boşta kalmaması, uzamaması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Baş parmağımızı üst tele dayayarak susturacağız. Şimdi geçen derslerde bas gitar bir eşlik enstrümanı dedik. Aynı zamanda da solo gitar gibi armonun içindeki notaları da takip ediyor, akorun içindeki notaları da takip ediyor. Bu derslerimizde armoniye de ufak bir giriş yaptık sanırım, evet. Gamları. Do major gamı ve la minor gamını gördük. Evet, bunları la şimdi zaten gamı. Yakından da göstereceğiz. Do major ve sonra da la minor gamını la minor gösterdik. Ve bununla ilgili la minor, re minor ve mi minorun olduğu... Akorların olduğu mu? Evet, akorların olduğu... Bir parça gibi düşündüğümüz şeye eşlik edeceğiz. Bir riff verdin. Evet. Çok güzel. Neydi akorlar? La minör, la minör. İki ölçü gidiyor. Aha. Re minör, iki ölçü. Mi minör, iki ölçü. Şimdi bunların içindeki sesler, la minörün içindeki sesleri bilmek zorundalar. İşte geçen derste evet. De söyledik. Başka türlü olacak gibi değil. La minörün içinde ne var? La var, do var, mi var. La, do, mi, re minörün içinde. Re'de re var, fa ve la var, var arkadaşlar. Mi minör. Mi'de içinde. De mi, sol ve si var. Bunların hepsi minör. Evet, minör akorlardan. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bu işlerin pratiklik şey kendi derslerimde de hem gamları çalarken mesela parmak pozisyonları vardı. Evet. İşte minör bir akoru basacaksak işte bir parmak pozisyonu ezberlerdik. Evet, onu aktardığımız zaman şey, kalıplar. Mesela burada da bize göstereceğim bir mesela minör nasıl yapılabilir en kolay bir şey. Minör, la minörden başlayalım. 1, 3, 5 şeklinde. Evet, sesler 1. 3. Evet. 5. sesler. Parmaklar 1, 4, 3 oluyor. 1 3. Evet. Bunu aynı şekilde iki perde ileri götürdüğümüzde si notasına geliyoruz. Aynı şeyi yaptığımızda 1, 4, bütün aralıkları 3, aynı bastığımızda si minör çalmış evet, oluyoruz. Bu arkadaşlar çok çok önemli evet, bir konu. Önemli, pratik bir bilgidir arkadaşlar. Majör yaparsak mesela majör yaparsak da mesela. Şu şekilde çalıyoruz. İkinci parmağımızla başlayıp bir alt derde birinci parmağı evet, do diyez, dördüncü la do diyez, mi la majör. Bu sefer pozisyon parmak pozisyonu değişti. İkinci evet. Bir alt derde birinci bunu kaydırdığımız zaman da tam ses si majör olur. Si majör. Do majör. Re majör. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu işlerin bir de pratiklik kısmı var ki bu da çok önemli. Mesela önümüze birkaç akor kalıbı geldi diyelim ki. Mesela ne gelsin? La minör gelsin, sol majör gelsin. Evet. Değil mi? Mesela hemen ne yapacağız? Şunu yapacağım. İçindeki sesleri bilmesek dahi evet. Pozisyonu bilerek ileriki zamanlarda çok daha rahat edecek arkadaşlar. Tabii geçiş notaları evet. Kullanacaklar. Sadece bu üç ses içinde evet. De bağımlı değiller. Gamın içindeki evet. Sesleri de kullanarak. Bir de eşlikten o zaman daha farklı bir şekilde bahsedelim. Eşlik yaparken öncelikle akorumuzun birinci seslerini kullanıyoruz. Sonra geliştireceğiz. Bu akor sesleri oluyor. Önce eşlik için akor sesleri var. Sonra gam sesleri,
Sonra kromatik sesler var. Hı hı. Yapacağımız tüm eşliklerde bunları kullanacağız. Bunları tabii ki yavaş yavaş işleyeceğiz. Akor sesleri, gam sesleri, kromatik sesler. Evet, yeni çalışacak arkadaşlar tahmin ediyorum ki tabii ki en başlangıçta mesela akorlar sırayla dizildiği zaman işte la minör sol majör dedik. Ne yapacaklar? Önce ana ses. Önce birinci sesleriyle. Bu birinci sesi basmak da akor sesini basmak oluyor aynı zamanda. İçindeki sesleri basarak da farklı varyasyonlarla çalmış olacak. Yavaş yavaş oraya doğru kayacak değil mi? İlk önce ana sesleri çalışacaklar. La la işte sol sol vesaire. Sonra la do mesela değil mi? Evet. Bir örnek yapabilir miyiz mesela? Mesela en basitiyle. Kök ses, evet. Sol. Şimdi 1-3-5 yapıyoruz. Buna gelecek. 1-5 yaptık. 1-5 yapıyoruz. Bu sesleri bu şekilde. Ya da 1-3-1-5. Evet, belirli bir sıralaması yok. O işte o artık doğaçlamaya da giriyor değil mi bir yerden sonra? Yani işi bildikten sonra yani akoru biliyoruz, ritmi biliyoruz, gamı biliyoruz. Ondan sonra ne kalıyor geriye? Artık o kendi içinden geldiği gibi araya sesler eklemek, teknikler eklemek değil mi? Evet. Bu da müzisyenin karakterini belli ediyor. Yani bir müzisyen düşün, hep kök sesi basıyor. Bir tanesi de oynadığını düşünelim, teknik kattığını. Tabii ki ikincisi tercih edilir. Ama tabii bunlar hep yerinde olmalı değil mi? Sürekli de ben bir video paylaşmışım, seyrettin mi? Bir basçı videosu. Ha, evet. Öyle de olmamalı yani değil mi? Gamlara ufak bir geçiş yapıyoruz. Öncelikle size arkadaşlar bas gitarda do majör gamı nasıl çalınır onu göstereceğim. La teninde 3. perde 2. parmak. Pozisyonumuz bu arkadaşlar. Bu pozisyonun adı 2. pozisyon. 2. pozisyonda do 2. parmağımızla çalınır. Do, re 4. parmak, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bunu arkadaşlar birinci pozisyonda... Bu da şu şekilde olacak. Aynı notaları... Mi'yi buradan değil de buradan alacağım. Bakın arkadaşlar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Örneğin re majör çalmak istiyoruz. Yapmamız gereken tek şey do, re notasının burada olduğunu biliyoruz. İkinci parmağımızla re'nin üstüne geliyoruz. Ve re çalmış. Aynı hareketleri şekle dikkat edin arkadaşlar. Aynısını burada yapıyoruz. Çalışmayı yaparken arkadaşlar notaların isimlerini iyicene ezberlemek için, kafanıza girmesi için her seferinde çalarken söylüyoruz isimlerini. İçinizden söyleyebilirsiniz. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Aynısını 3. pozisyondan da çalalım arkadaşlar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do çaldık. Majör gamı, do majör gamını iki ayrı pozisyonda çalmış olduk arkadaşlar. Burada bütün notaları, çaldığımız bu notaların isimlerini her seferinde söylerseniz klavyedeki notaların yerlerini öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Bir süre sonra şuraya bastığımda hangi nota diye sorulduğunda siz sol, buradasında fa, mi, do diyebileceksiniz. Aynı şekilde 3. pozisyonlarında çaldığımızda arkadaşlar buradaki notaları da öğrenmiş olacaksınız.